Türkiye Kahramanmaraş depreminin henüz yaralarını saramamışken endişeyle İstanbul'u izliyor. İstanbul büyük bir depreme hazır mı sorusuna yanıt arayan CNN International'dan dikkat çeken bir analiz geldi. Önce sular sıkılıyor, böylece asbest tehlikesi önleniyor. Sonra binalar yavaş yavaş yıkılıyor. İstanbul olası depreme hazırlanıyor. Ben korkuyorum. Hani o yönden korkuyorum. Bir an önce tedbir alınırsa bu vatandaşlar rahatlar. Avrupa'nın en kalabalık şehri için büyük korku CNN International'a konu oldu. Haberde halkın ve uzmanların görüşlerine yer verildi. Analiz endişeleri derinleştirdi. Buna göre İstanbul'da ağır riskli 8000 bina 1999 depreminin ardından getirilen deprem yönetmeliğinden önce yapıldı. City of around 60 million people, the threat of a major earthquake looms large. A fault line beneath the Sea of Marmara, just 20 kilometers from the city at its closest point, could cause untold damage if it were to break. Yer bilimci Celal Şengör'e göre en az 7,5, en fazla da 7,7 büyüklüğünde deprem yakın zamanda olabilir. A major earthquake doesn't happen in the next 20 years, we'd be really surprised. So it's that close. There is no way to predict it. The sensible thing is to get prepared for it. CNN haberde Şengör'ün 100 bin can kaybının yaşanabileceği görüşünü aktardı. Uzman ismin, depremin sadece doğrudan etkisini düşünemezsiniz. Aynı zamanda sarsıntının ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak sözlerine de yer verdi. Uzmanlar depremde 10 milyon insanın etkileneceği, 4,5 milyon insanın evsiz kalacağı uyarısını yapıyor.